hesaplaşması akademik anlamda hesaplaşmasının zamanı geldi geçiyor bile. Ümit ediyorum ki bizim düşünen insanlarımız, eli kalem tutan akademisyenlerimiz bilimsel anlamda 12 Eylül'le hesaplaşma sürecini başlatıp karanlık ve girift ilişkiler 12 Eylül. Hesaplaşma derken elimize silah alıp gidip onu vuralım bunu vuralım meselesi değil. Karanlık ilişkilerin, çarpık ilişkilerin dönemin daha doğrusu bütünüyle ortaya çıkarılması ve o dönemin irdelenmesi. Tabii ki bu tip toplantılar bunun bir katkı, bir başlangıç olarak görüyorum. Yetki yok diyorlardı. 1979'un 78'in son ayında sükunet ilan ediliyor. Aralık 26. 1978 Aralık 26. 13 ilde sükunet ilan edilerek askere tam yetki veriliyor. Buna rağmen olaylar gittikçe şiddetleniyor. Terör gittikçe tırmanıyor. 12 Eylül olduğu gün biri şartına basmış gibi terör bitiyor. Bunun sorumlularının bulup ortaya çıkarılması lazım. Gizli saklı bir şey yok. Her şey ortada olmuştur. İhtilal olduğu gün Milli Güvenlik Konseyi bir numaralı bildiri yayınlıyor. 12 Eylül sabahı. Sabah 5 itibariyle. Bildiride Milli Güvenlik Konseyi kurulduğu izah ediliyor. Aynı isimle Amerika'da Milli Güvenlik Konseyi danışmanı, isim bile aynı. Paul Henze, Başkan Jimmy Carter'a rapor veriyor. Our boys have done it. Bizim çocuklar yaptı. Gizli saklı bir şeysi yok bunun. Kitaplara geçmiş, belgelere geçmiş. Bu çocuklar nasıl yaptı? Ve daha sonra neler yaptılar? Bunların gün yüzüne çıkarılması lazım. Bu bizim işimiz, başkasının işi değil. Bu hesaplaşma bizim hesaplaşmamız. 13 Eylül'de 13 Eylül'de bildiri yani 13 numaralı bildiri. 4 siyasi parti lideri can güvenlikleri için gözetim altına alınacaklardır. Bir kişi buna uymamıştır diyor. 3 tanesi gözaltına alınmıştır. İhtilalin rengi belli olmadığı için başvurumuz bu çağrıya uymuyor, teslim olmuyor. Aynı gün akşam 7 haberlerinde MHP Genel Merkezi'nin basıldığı uzaktan kumandalı patlayıcılar, tüfek, tabanca, dev sol ve dev yol yardım makbuzları ele geçirmiştir diye açıklama yapıyor. Bu ihtilalin rengini ortaya koyan 14 numaralı bildiri neticesinde bu açıklandı. Tam MHP senatörü olarak gösteriliyor. Ve bu suçlamayla Türkeş'in kellesi isteniyor. Savcıya avukatlarımız söyleyince de ben bilmiyim, siyasetçi değilim ki savcı diyor. Garabete bakın arkadaşlar. Ben siyasetçi değilim. Nereden bileyim diyor bu. Siyasetçi değilsin, siyaseti yargılıyorsun. 600 kişinin kellesini istiyorsun. Ve CHP senatörünün yaptığı suçlardan bizi yargılıyorsun. CHP senatörü olduğu ortaya çıkınca da ben bilmiyordum. Hukuk fakültesine, dünya hukuk tarihine geçecek kara bir lekedir MHP iddianamesi. Bütün çarpıklıklar, her sayfasında böyle çarpıklık, iftiralar, bilgisiz, cahil insanlar. Bunun nedeni de ne? Önceden yazılmış bir metin, isimler yerleştiriyor, araya serpiştiriliyor. Senaryo tam bu şekilde tamamlanıyor. Bir ayağımız mazidedir, bir ayağımız atidedir, ilerideyiz yani. Bu şekilde Türkmen meselesinden sizden biraz paylaşmak istedim. Hepinize çok teşekkür ediyorum.